Merhabalar, ben Doktor Arzu Karasu. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs hastalıkları asistanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere gelen literatür sunumları kapsamında COVID-19 hastalarında pulmoner emboli sıklığı ve D-dimer düzeyinin değerlendirmesi konulu bir meta analiz sunumu yapacağım. Makalemiz European Radiology Dergisi'nde 2021 Mayıs ayında yayınlanmış bir makale. Devam eden COVID-19 pandemisi toplum üzerinde dramatik etkilere neden oldu. 21 Mart 2021 itibariyle dünya çapında 122 milyondan fazla insan enfekte oldu ve 2,7 milyondan fazla insan da hastalıktan kaybedildi. COVID hastalarının yaklaşık %80'i hastaneye yatmadan olumlu bir klinik seyir izlese de yaklaşık %20'sinde ciddi solunum yolu hastalıkları görülebilmekte. COVID-19'da pulmoner emboli dahil olmak üzere yüksek bir tromboembolik olay insidansı gözlenmiştir. Bu da COVID'in intravasküler koagülopatiyi indikleyebileceğini düşündürmektedir. Emboli, COVID-19 hastalarında antitrombotik profilaksi kullanılmasına rağmen ölüm nedenlerinden biri olabilmektedir. Pulmoner emboli yaşayan COVID hastaları terapötik dozlarda antikoagülan tedaviyle zamanında yönetilmelidir. COVID-19'lu hastalarda emboli sıklığı tam olarak netleştirilememiş. Bu nedenle emboliyi saptamak için hangi hastaların pulmoner beta angiografiden geçmesi gerektiği hala belirsizliğini korumaktadır. Ne yazık ki Wells kriterleri gibi klinik ön test olarak kullandığımız olasılık puanları COVID hastalarında emboli oluşumunu öngörmede güvenilir değildir. D-dimer düzeylerinin değerlendirmesinin emboli için risk sınıflandırmasını iyileştirmeye yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Ancak kesin değerde tam olarak netleştirilememiştir. Bilgideki bu boşlukların üstesinden gelmek için amacımız bir meta analizde COVID hastalarında emboli sıklığını ve D-dimer değerlendirmesinin COVID hastalarını seçmek için yararlı olup olmayacağını araştırmaktı. Meta analizin amacı COVID hastalarında pulmoner emboli sıklığını, pulmoner beta anjiyografi için hasta seçiminde D-dimer değerlendirmesinin yararlı olup olmayacağını araştırmak. Meta analizin metodu Embase ve Medline arama motoru kullanılarak COVID-19 hastalarında emboli sıklığını pulmoner beta anjiyografi ile bildiren orijinal çalışmalar için sistematik bir literatür taraması yapıldı. Orijinal çalışma olup emboli sıklığını rapor eden en az 10 COVID hastası içeren çalışmalar dahil edildi. Review makaleler, abstraklar ve 10 hastadan az kişi içeren çalışmalar dahil edilmedi. Birbirinden bağımsız iki danışman çalışmaları değerlendirdi ve seçti. Bu iki danışman arasında bir uyumsuzluk olduğu halde üçüncü bir danışmana başvuruldu. Meta analize dahil edilen çalışmalarda embolinin sıklığı, yeri, embolisi olan ve olmayan hastalar arasındaki D-dimer düzeylerinin standartlaştırılmış ortalama farkı rastgele havuzlandı. Dahil edilen çalışmalardaki emboli sıklığı rastgele etki modeliyle havuzlandı. COVID ve non-COVID hastalarında emboli sıklığı verilen çalışmalar iki kare testiyle karşılaştırıldı. Santral ve periferal emboli sıklığı yine random etki modeliyle havuzlandı ve santral ve periferal emboli için odds ratio hesaplandı. Yine istatistik olarak Open Meta Analiz software paketi ve MedCalc istatistiksel software kullanılarak analizler yapıldı. P değeri 0,05'in altında istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Burada çalışma seçimindeki akış şemasını görüyoruz. Solda Medline arama motorunda, sağda Embase arama motorunda var olan çalışmaların sayısından bahsediliyor. Bu çalışmalar değerlendirildiğinde 387 adet ilgili makale çalışma olduğuna karar veriliyor. Bu 387 çalışmanın arasında konuyla alakalı potansiyel olarak konuyla alakalı 130 çalışma belirleniyor. Bu 130 çalışma başlıkları ve full tekstleri incelenerek 61'i eleniyor. Kalan 71 çalışma meta analize dahil ediliyor. Literatür taraması sonucunda kriterlere uyan 71 çalışma meta analize dahil edilmiştir. Dahil edilen 71 çalışmanın 58'i retrospektif bir tasarıma sahiptir.
Toplamda 8.086 COVID hastası dahil olup bunlara emboli açısından pulmoner beta anjiyografi çekilmiştir. Dahil edilen çalışmalarda hasta sayısı 10 ila 1240 arasında değişmektedir. Bulgularımız, COVID-19 hastalarında emboli sıklığı, havuzlanmış emboli sıklığı %32,1 olarak bulundu. Yine acil servise başvuran hastalarda %17,9, genel servislere kabul edilen hastalarda %23,9, yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalarda ise %48,6 ile en yüksek oranda emboli sıklığı saptanmıştır. Bu tabloda acil servise başvuran hastalardaki emboli sıklığını tüm çalışmalarla değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tabloyu görüyoruz. Yine burada genel yataklı servislerde takip edilen hastalarda emboli sıklığını gösteren bir tablo var. Ve burada da yoğun bakım ünitelerinde takip edilen hastalarda, COVID-19 hastalarında pulmoner emboli sıklığını gösteren üçüncü tabloyu görüyoruz. Pulmoner emboli genellikle ana pulmoner dallardan ziyade periferal yerleşimlidir. Periferal pulmoner emboli %65,3 oranındayken ana pulmoner arterlerde ise %32,9 olarak saptanmıştır. Pulmoner emboli ve D-dimer düzeyi arasındaki ilişki incelendiğinde COVID-19 ve embolisi olan hastalardaki D-dimer seviyeleri COVID-19 olup embolisi olmayan hastalardakine kıyaslandığında önemli ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Farklı D-dimer eşik seviyeleri için duyarlılık ve özgürlük değerleri bir sonraki sayfadaki tabloda görülmekte. Emboli hastaları tanımlamak için kullanılan D-dimer eşik seviyeleri 1000 ila 4800 mikrogram bölü litre arasında değişmektedir. Burada az evvel bahsettiğim gibi farklı D-dimer eşik seviyeleri için duyarlılık ve özgürlük değerlerini gösteren tüm çalışmalardaki duyarlılık ve özgürlük değerlerini gösteren tabloyu görmekteyiz. Burada da D-dimer değerleriyle embolisi ve COVID'i olan hastalar arasındaki sıklığı inceleyen bir tabloyu görüyoruz. Tabloyu açıklamamız gerekirse, bu meta analizde COVID-19'daki emboli sıklığının yoğun bakım ünitesindeki hastalarda en yüksek olduğunu, %48,6 oranında, bunun genel servislerde bulunan hastaların izlediğini, acil servise başvuran hastalarda ise en düşük sıklığın saptandığını belirledik. Emboli ana pulmoner arterlerden ziyade periferik yerleşiminde tespit edildi. Embolisi olan hastalarda D-dimer seviyeleri embolisi olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Meta analizimizin bulguları COVID-19'lu hastalarda emboli sıklığının artan hastalık şiddetiyle arttığını göstermektedir. Yani akciğer parenkima normalliklerinin şiddeti ile pulmoner emboli arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren 6 adet çalışma bu durumu desteklerken diğer 13 çalışmada böyle bir ilişki gösterilememiştir. Bu nedenle emboli oluşumuna ilişkin muhtemel başka virüsü ve konakçıyı ilgilendiren başka faktörler de mevcuttur. Bu konunun patofizyolojisine ilişkin anlayışımızı geliştirmek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Yine bu çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, antitrombotik profilaksi kullanımının COVID hastalarında daha düşük pulmoner emboli sıklığı ile ilişkili olduğunu göstermemiştir. Yani hekimler antitrombotik profilaksi alan hastalarda bile pulmoner emboli oluşumuna karşı tetikte olmalıdır. COVID'de semptomatik hastaların çoğunda vasküler kalınlaşma, vasküler inflamasyonun potansiyel bir işareti, endotel hasarı ve mikrotrombozun gözlendiği in vivo göğüs BT çalışmaları tarafından desteklenmektedir. COVID hastalarında yapılan patolojik çalışmalar da lokal immünotromboz hipotezini doğrulamaktadır. Tüm bunlara göre mikroklot terimi ortaya atılmıştır. Mikroklot, mikrovasküler akciğer damarlarının obstrüktif tromboinflamatuar sendromu olarak çevrilmekte, alveolar viral hasarı bir inflamatuar reaksiyon ve mikrotrombozun takip ettiği şiddetli pulmoner COVID-19 hastalığı için yeni bir isim olarak kullanılmaktadır. Emboli olan ve olmayan COVID-19 hastalarını ayırt etmek için tek tip olarak kabul edilmiş bir D-dimer eşiği yoktur. 12 çalışmada farklı D-dimer eşik seviyeleri 1000 ila 4800 mikrogram bölü litre arasında değişen D-dimer eşik seviyeleri kullanılmış ve sırasıyla %63 ila 100,
%23 ile ila 84 arasında değişen duyarlılık ve özgürlük değerleri elde edilmiştir. Bu D-dimer eşik seviyeleri genel popülasyonda venöz tromboembolizm için bir tarama testi olarak kullandığımız geleneksel D-dimer eşik seviyesi olan 500 mikrogram bölü litre ile karşılaştırıldığında en az 2 kat ve daha fazla yüksek bulunmuştur. Fakat yaşa göre ayarlanmış D-dimer eşiklerinin kullanımı COVID hastalarında klinik olarak fayda gösterip göstermeyeceği belli olmadığı için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Sonuç olarak COVID-19 hastalarında emboli sıklığı yoğun bakımda en yüksek, bunu genel servisler ve sonrasında acil servisler izlemektedir. Yine COVID hastalarında emboli ana pulmoner arterlerden daha yaygın olarak periferik yerleşimlidir ve bu lokal trombozun önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir. D-dimer değerlendirmesi en az 1000 mikrogram bölü litre eşik seviyelerini kullanarak pulmoner beta anjiyografi için COVID hastalarının seçilmesine yardımcı olabilir. Meta analizin çözüm kısmından bahsetmek gerekirse, COVID-19 hastalarında emboli sıklığı, yoğun bakım, yataklı servisler ve acil servis olarak sıklığı azalmakta, COVID-19'daki pulmoner emboli ana pulmoner arterlerden daha ziyade periferik yerleşimine saptanmakta. Bu da lokal trombozun önemli bir rol oynadığını bizlere düşündürmekte. Ve son olarak da D-dimer değerlendirmesi yapıldığında en az 1000 mikrogram bölü litre D-dimer seviyeleri kullanılarak pulmoner beta anjiyografi için COVID-19 hastalarının seçilmesine yardımcı olabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki GERAK literatür sunumunda görüşmek üzere. Teşekkürler.